isterdi? Okan Buruk. Sebebi ne? Eski Galatasaray. Eski futbol. Efsane Galatasaray'ın efsane. Niye başka futbol, niye başka teknik adamlar? Rıza'ya dedi ki çağ dışı oynatıyorsun dedi Rıza'ya. Ama maçtan sonra söyledi onu. Maçtan tabii. Çağ. Abdullah Avcı ile maç içinde tartıştı. Evet. Tartıştı. Maç, ama bak Okan Buruk inanılmaz. Şenol Güneş de öyle galiba. Ve bu konuda bayağı. Aykut Hoca ile maç içinde. Aykut Kocaman. Tabii. Abi, hepsinde oldu. Ama bakın bir şey söylüyorum size. En büyük tepkiyi Okan gösterdi ve ceza yedi bu konuda. Epey ceza aldı. Niye? Galatasaray'ın eski futbolcusu çok emeği var Galatasaray'da. Levent çünkü, abinin dediğine geliyor. Çünkü Tudor'a Galatasaray camiasının yöneticileri bu kadar tepki göstermediler adamın yaptığına ya. Tabii canım. Onlardan ses çıkmadı. Adam ne yüzsüzlükler yaptı? Galatasaray yönetimi hepsini kabul etti. Okan Buruk inanılmaz tepki gösterdi ve ceza yedi. Çünkü dedi ki ya bu adam Galatasaray'ın başında nasıl oluyor? Aslında hakkı da yoktu. Yok. Yanlış da yaptı. Evet. Ama adam isyan etti. Galatasaray yöneticileri isyan etmeyince Okan Buruk isyan etti. Haklı çıktı. Ve ceza yedi. Eleştirdiler. Nereden nereye? Abi şimdi gitti. Bir de o çok çocuğa eleştiriler de geldi hocaya. Bayağı ağır evet, açıklama yaptılar maçtan sonra. Ağır. Tabii yani hakikaten ama gitti hoca ne olacak şimdi? Ha, yönetim olarak yani doğruları söyledi. Üslup da orada hata yaptı. Şey biraz yazmış, hocanın dediği gibi yani üslupta. Ya, hocam bir şey sen söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeyim. Hiç kıvırmanın bir anlamı yok. Top oyunu. Erman abi top oyunu. Herkes top oynadı burada. Bir şey sen söyle. Ya bir adam bir duruş sergiler. Ya geçen sene buraya bir fotoğraf koydum İlker. Sen yayındaydın benimle beraber ya. Adam 5 atıyorsun Bursa'ya. Küme düşmeye evet. Oynayan bir takım. Büyükse benim takım diyorsun. Kasımpaşa'ya mağlup oluyorsun. Ve oyundan olsa Schneider oyundan alıyorsun. 27 dakikada Buruma'yı çıkartıyorsun. Maçtan sonra çıkıp beni sabote ediyorlar diyorsun ya. Sabote eden Bursa'yı sabote eder. Kümede bıraktırır Bursa'yı. Hiç uğraşmaz yani erkenden olur. Sabote eder mi adam futbolcuyu? Sen sabote ettin Galatasaray takımını. Sen sabote ediyorsun. Abi işte onu söyleyen bir teknik direktörle yeni sezonu başlamak da. İşte adam bunu yaparken yönetim ne yaptı evet. Abi? Diyorum ya yani adam istediği gibi konuştu. Evet. Hocanın dediği gibi. Rakip teknik ulan yerli bir teknik direktör olsa neler yapıyoruz? Basın medya bizi fırçaladı. Baba her şeyi yaptı. Bilmem ki. Adam at oynattı abi aylarca. Galatasaray yönetim ne yaptı? Kuzu seyretti. Bak poz yapıyor bak. Dursun Özbek böyle yapıyor bak hocam. Resim böyle. Diyor ki bakın benim başkan aram nasıl. Verdiğin görüntü bu mesaj üstünden. Adam medya üzerinden yönetime çaktı be. Eliyle yaptı. Yönetime çaktı. Dedi ya arkası okudum size ya. Asacak her ya. Ne kadar arkasında durmasa bile yanında oluyor dedi yani. Göndermeyi planlasa bile arkası duruyor gibi laf etti Dursun Özbek için. Bunu doğru analiz yapar o gün der ki girme kardeşim Flora'ya. Ama bunu anlatabilecek insanlar ya kusura bakma ya bugüne kadar kalır mı? Ne oldu bu kadar 40 milyon euro transfer yaptın, şampiyon olacak dedin her şey kaybolmuş değil. Ama puan farkı eridi. Kim sayesinde? 4 deplasmanda arka arkaya mağlup 5 deplasman bir de kupa var. Sivas Belediye medya, kabul ediyor. Medya sayesinde. İşte, medya sayesinde. Galatasaray muhabirliği sayesinde. Evet abi senin yüzünden özellikle. Tudor'a göre öyle. Sen çok eleştirdin. Sen takımı yıprattın bence. Doğru söylüyorsun. Ben hiç yıprattım adamı. Ben seneden beri söyledim ama Galatasaray'ın bazı divan üyeleri öyle dediler ya. Tudor'u gömüyorsun dediler. O Galatasaray'ı gömdü işte buyurun. Ne oldu abi?